Hoşuma gitti. Soft foam diye de arkadaşlar. Yastıklamasını gösteriyor zaten. Şunu beğendim. 630 lira indirim yok. Tabanı üstü kullanılan hani mesela 318 lira tam bir baba ayakkabısı. Al babana ver yani bu kadar. 318 bu. Yani 300-400 lira. Reebok bir tık daha uygun oluyor Adidas'a nazaran. Bars logo var. Kutu logo. Hoşuma gitti açıkçası ya. Haftanın fırsatı olarak da yazın. Air Max'ler var. Bak ben şunu bayağı beğendim. Bunlar var ya 1200 liraydı çok uyguna düşmüş bunlar. Yapıştırabilirim bayağı sağlam güzel bir şeymiş. Dikişleri de güzel. 500 küsürlere vardı İstanbul outletlerde arkadaşlar. Bak bu dikişin aynısı. Uuu 700. 755 lira. Aa bak şunu alabilirim. React Elevate. Renew Elevate. Bunu çok soruyor çocuklar ve 410 lira. Şu yürüyüşün diğer tarafına bakalım. Aa şuraya bak kediler var. Solcular var. Bırak. Kaç numara bu ya? 13. 13 giyen varsa 433 lira. Efsane. Gayet güzel. Aynen. Çaktırma kardeşim. İyiyim sağ olsun. Gizli gizli video çekmeye çalışıyoruz. Biliyorsun burada sıkıntı oluyor. Teşekkür ettim. Evet. Şu bakın 584 lira. Şöyle gizli gizli çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şunu alıyorum. Bugün de böyle giyindim. Şöyle uluslu. Güzel oldu. Şunu alacağım. Bir iki tişörte daha bakacağım. Nike React Elevate'lere bakacağım. Arabada görüşürüz artık. Puma outlet'in önünde sıra var. Adidas'ta pek yok. Nike'de yine sıra var orada. Aynen. Puma outlet olduğunu ben bilmiyordum burada. Evet. Ben burada Puma'nın olduğunu bilmiyordum. Mercedes falan hoşuma gitti. Çok kıştı. Yani bir dahaki kış için artık veya bahar için. Mesela çok klasik modeller ne kadar? 310 lira. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Soft foam diye de arkadaşlar. Yastıklamasını gösteriyor zaten. 350 lira. 570 lira. 449 lira. Birçok numarası da var. Birçok ayakkabının. Güzelmiş. Warm well, warm cell. Bayağı hoşuma gitti bu. Ben böyle asker desenli, kamuflaj desenli gibi hoş şeyleri beğeniyorum. 480. Ignite. Soft foam. 480. Çok etkilesi galiba. Modeller fena değil ama biliyor musun? Şu güzel. Şu da güzel. Bak bu biraz Adidas'ın Boost'una benzemiş. Hoşuma benziyor. Yok bu aynı değil bak. Dikkat edersen. Soft foam ama bu kadar soft değil. Mesela bak bu da aynı şekilde. Bak bu da bu daha güzelmiş. Daha hafif. Ne kadar? 480 lira arkadaşlar. Şunu beğendim. 630 lira indirim yok. Niye indirim yok bilmiyorum. Outlet'te de indirimsiz ürün olması hoş değil ya. 630. Ama 3 al 2 öde var. Öyle mi? 3 al 2 öde varmış. Evet. Tüm ürünlerde arkadaşlar 3 al 2 öde varmış. O güzel olabilir. Bayan ayakkabılarını beğendim. Güzel. Aynen. Ama kış bitti yani. İşte şimdi alacaksın abi. Çünkü şimdi indirime giriyor. 550 lira. Fena değil. Büyük büyük yağmurlukları var. Evet. Hoşmuş. Hanımlara bir şey alalım mı diye düşündüm de şu an. 400. Evet. Puma'dan çıktık. Fena değildi. Güzeldi. Birçok model indirimde ama böyle çok süper indirimler yok. İlk defa da Puma'yı burada gördüm. Belki de yeni açılmıştır bilemiyorum. Adidas'a bakabiliriz. İstiyorsan hızlıca bakalım. Ben çünkü yeni çekmiştim, çekmeyeceğim bu sefer. Ama belki geçen gelişimden farklılık varsa çekebilirim. Çünkü Adidas'ı sadece Adidas yaptım pek izlemediler, pek sevmediler. Bizimkiler Nike'çı. Biraz Nike seviyorsunuz arkadaşlar.
Ama Adidas'ta da çekim çok kolay. Nike'da kızıyorlar çekmeme. Şimdi. İlginç bir biçimde yeter, bizim reklama ihtiyacımız yok diyorlar herhalde. Evet, şimdi burada bakalım ürünlere. Şimdi yok, yine çıkmıyorum. Ayakkabı Dyson'ın ası mesela. Aa. Çok hoş değil mi? Onun bu rengi, bu rengi de var. Mesela bu kırmızıyı da aynen böyle giyeceksin abi. Bak beyazın üstüne falan. Çok güzelmiş. Cidden güzelmiş. Ne kadarmış bunun fiyatı? Ona bakayım. Bulamadım. Güzelmiş. Geçen geldiğimde pek tekstile bakamamıştım. Bu sefer... Aa, bu da ne kadar güzelmiş. Ürünler kesinlikle kaliteli ama 400-450 liraymış arkadaşlar. 229'du mesela dandik. Bildiğiniz pazar malı gibi hatta. Maalesef. Bu markaların da bu en dandik ürünlerin cidden kötü oluyor olması. 260-267. Bu tek fitler gibi Nike'ın. Fena değil, güzel. Eskiden crossfit ürünleri oluyordu. Onları çok seviyordum. Hoşuma gitti. Pek kalmamış ama sadece. Reebok ayakkabıları var. İlginç, çok şekilli şüküllü bir tasarım olmuş. Reebok. Reebok. 150 lira mı? Evet, sadece şu şekilde bir tişört 150 lira. Run. Biraz da kumaşı iyi mesela bunun. Bu da 150'ymiş. Evet, aslında alabilirim gelmişken bir tişört alayım diye. Kendim şu an açıkçası Nike'a saklıyorum arkadaşlar. Nike'da beğenirsem yine sıra var önünde. Randevu aldım, onu bekliyorum. Oo, bak çok güzelmiş. Cidden güzelmiş. Ne kadar? Hemen bakıyorum. 150 lira. İyi. Medium alabilirim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hoş. Gerçi hangi tişörtü ne zaman giyeceğimi de bilemiyorum. Artık o kadar çok tişört olmaya başladı ki. Böyle cidden o yüzden uygun fiyatları almayı bekliyorum. Çünkü ihtiyacım yok. 200 lira. Reebok Running. Bu da çok güzelmiş ya. Arkasında da haritası falan var. Evet, beğendim bu Reebok tişört kısmını. Oldukça beğendim. Genelde 150-200 arası. Hoş tercihler var. Onun dışında hızlı bir ayakkabılara bakalım. Farklı bir şey varsa onu sizlere göstereyim. Özellikle basketbol varsa. 300 lira. Kalınlığı falan hoş. Arkası da güzel. Çok şekil şükür güzel şeyleri var aslında ya. Abi ama ben hangisi nerede ne zaman giyeceğimi şaştım artık. Güzelmiş. Benim şu çok hoşuma gitti açıkçası. Bomber ceket gibi. Tabii fiyatı da yine bomba gibidir muhtemelen. 550 lira. Ha, bildiğiniz dökülüyor aslında ama. Çok ince ya. Çok ince. Ya yani bu şeyin üstüne giymelik. 550 lira. Ter atmak için. İşte. Şöyle hızlıca bir ayakkabılara bakalım. Ne var ne yok. Oo, bunları çok seviyorum ya. 400 lira arkadaşlar. Hiçbir zaman da indirime girmiyor. Kumaşlar çok kaliteli gelmiyor. Sert sert üstü. Oh, bu çok fazla çekilmiş. Bununla abi kampa gideceksin. Öyle şeyler çağrıştırıyor insanlar. Zaten altındaki ne? Burada kalabalık burası. Şu taraftan. Hızlıca. Bak şunlar bence senin tarzın olabilir. Bu T-Rex modelleri. Senin tarzın geçti abi. Zamanı geçti. Bunu inşaatta da giyersin. Tabii. Dağın başında da. Canavar gibi şeyler. Basketbol modellerinden hatırlarsanız gelip bundan almıştık arkadaşlar bir önceki vlogta. Futbol modellerini de tanıtmıştık, bakmıştık. Günlük modellere bakabiliriz. Biraz daha. Reebok Classics 400 lira. 500 lira. 300 lira. Temiz modeller ya. Fiyatları da temiz. 350 lira. Aşağıda var. Şunu beğendim mesela. 300 lira arkadaşlar. Gayet temiz tatlı. Tabii kalitesiz hissettirdiğini söylemem lazım. 300 lira. 300 lira. Evet, Reebok modelleri uygun. Fiyatlı. Güzel tercihler var. Yani spor ayakkabı için bence oldukça ideal ya. Adidas'ın diğer işte Boost modelleri mesela uçuk kaçık rakamlar ama bu tarz pek bilinmeyen, duyulmamış şeyler daha tabii uyguna bulunabiliyor. Tabanı, üstü kullanılan hani mesela 318 lira tam bir baba ayakkabısı. Al babana ver yani, bu kadar. 318 bu. 399. Evet. Genelde 300-400 lira. Reebok bir tık daha uygun oluyor Adidas'a nazaran. Mesela ilginç bir model. Çok janjanlı bir model. Hoşuma gitti biliyor musun? Artık böyle şeyleri beğenmeye başladım. Edge XT imiş ismi. Güzelmiş.
yani. Görünüş olarak en azından. Hoodie'leri mudileri de bayağı güzel ha. Bak burada bir çocuk reyonu var, ona bakalım kesin. Oo, bayağı hoşuma gitti. Ne kadarmış ya bunun fiyatına bir baksana. Haftanın fırsatı diyor. 400 lira, 630'dan düşmüş. Yani aslında alabilirim biliyor musun? Under Armour olsa yapıştırıyorum bu fiyatları da. Başka birisine vermek hoşuma gitmiyor ya. Haftanın fırsatı da böyle mesela bunu 299 yapsan alırdım şu an. Niye 399? 100 lira mı için mi ben de almayacak mıyım diye düşünüyorum şu anda ama. Arkadaşlar çok ilginç, yanı böyle dokuma gibi. Önünde de güzel bir box logo var. Kutu logo. Hoşuma gitti açıkçası ya. Haftanın fırsatı olarak da yazılmış. Ne diyorsunuz, alınır mı sizce? Ben almıyorum galiba ama siz almak isterseniz alabilirsiniz. Bakayım şuna bakayım diğeri. Bu da 350 liraymış. Şu. İkisi de tatlı bence. İkisi de hoş şeyler. Bunlar da mı haftanın fırsatı? Ne kadar mesela? Hemen şuna da bakayım. 250 lira arkadaşlar beyaz. Fena değil, tatlı. Bu arada bugünün tercihleri Infinity React'lar. Oldukça tatlı, oldukça güzel. Şuna bayıldım arkadaşlar ya. Oğluşuma bir de bunu mu alsam? Üstündeki dokunun kalitesi efsane. Cidden efsane. Kendime bunu bulsam kendimi alırım biliyor musun? O kadar beğendim şu anda. Şimdi dokunsana üstüne üstüne. Harika ya. Evet, güzel çocuk modeli. Evet, Nike'a girdik arkadaşlar. Ben çok güzel pazarcılık yapardım. Güzel. 160 lira güzel şort. Evet. Hoşuma gitti. Şu çok hoşuma gitti benim. Ne kadarmış? 180 lira arkadaşlar. Ekstra sarı etiketli olanlar en uygun fiyat olmuş oluyor. Daha mesela şu da çok güzelmiş. We Run The World. Burada daha çok koşu ürünleri var. Ve inanın çok güzel şeyler var bence. Mesela şunu çok beğendim yine. Baksana biraz daha şey. Uuu şu kumaşa bak, bir dokun. Hissediyor musun yumuşaklığını? Ama bunun başka rengi var mı? Başka rengi yoktur. Onda şöyle bakalım. 363 lira. Harika eşortmanlar da var. Hadi şimdi 310 lira. 310. Fiyatı biraz pahalı. Son fiyat değil çünkü. Evet şöyle. Genelde şurada iyi şey bulurdum ama. Bu sefer. Onu getirdim. Harika. Çok beğendim. 89 lira. Mesela bundan bir tane medium çakabilirim ben. Şu medium ne diyorsun? Çok da yakışır bence. Şu dokunsana bir abi şunlara. Bir hisset yani rahatlığı, farklılığı görüyor musun? 90 lira ben bunu alayım ya. Tamam bunu alalım. Medium yani şey fit olur. Large biraz bol olur. Başka yeşili falan da var mı? Şöyle şu taraflarda neler var? Mesela şu çok dikkatimi çekti, hoşuma gitti. Bu harika rahat bir şeydir. Genelde şu... dağıttı, dağıttı. Sorun yok. Ben de kamerayla çekiyorum. Görüntüsü göstermek için taktik yapacağız güya da. Bu da... Kardeşim var. Bunu... Şunu tutar mısın? Bunu almayacaksın, bunu alacaksın. Niye? Bunun arkasındaki işlemen... He. Bak, 8 tane farklı milleti anlatıyor. Kapalı çarşı esnafı geldi. Hindistan, Amerika, Arjantin, Paraguay, oğlum Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine. Atacaklar bize. Buna git, bırak mekanına git, üstüne atlayacaklar. Öyle diyorsun. Öyle bir tişört. Recep İvedik gibi. Jordan ürünleri var arkadaşlar. Jordan biraz daha pahalı oluyor tabii. Bakalım ne var ne yok, onlara bakalım istiyorum. Evet, Jordan ürünleri. Heh, bak bana böyle şeylerle gel ya. Ama çok dandik ya. Cidden çok dandik. İşlemesine bir doku. Arkada da bak aynısı var. Tersten giyersen de aynısı, düzden giyersen de aynısı. Bak fırsat son bedenler yazıyor ya. Oradan buldum. Oo bak çok güzelmiş mesela. Evet. Fırsat hangisi? Bak mesela şunda L var mı? Şu şortta. M var. O ne? Bunu en son Avatar Atakan aldı buradan. Dedi abi akşam maçım var dedi. Bunu giyeceğim. Şu neymiş? Bu basketbol falan değil. Bu bayağı kickbox şey. 2X'ler açmış. Oğlum, ya basketbol değil de altına tight'ını giydirmişler. Tight'ını giyersen giyebilirsin. Ben aynısını Avatar Atakan'da gördüm. Aynısı. Hacı bir dakika şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Şimdi şuraya bakacağım son kalanlarda arkadaşlar. Atılma ihtimalimize karşı. Hemen şöyle şuralara bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok. Şuraya bir dalmak istiyorum ama çok da kalabalık ya. Hemen kablo çarpmışlar. Sanki telefon bana 800. Bak bunlar çok iyidir aslında biliyor musun? Sağlı sollu React modelleri var. Mesela şu harika bir ayakkabı. Dur bak şimdi. Çok rahat. Evet burası boş. Hazır boş. Ben şuraya giriyorum. Air Max'ler var. Bak ben şunu bayağı beğendim. Bir dakika krampon tarafına birazdan gidelim seninle. Bende bir krampon var. Zaten alı sağlı. Air Max'ler. Bak bunlar var ya 1200 liraydı. Çok uyguna düşmüş bunlar.
Cidden güzel fiyatlar. Basketbol şu çok hoşuma gitti. Ya bu böyle biraz daha indirimli olsa aslında bunu yapıştırabilirim. Bayağı sağlam güzel bir şeymiş. Dikişleri de güzel. 500 küsürlere vardı İstanbul outletlerde arkadaşlar. Bak bu dikişin aynısı. 705'e düşmüş. Gayet de güzel. Çok fazla numarası var mı? Aşağı gittikçe numaraları veya çok yukarı çıktıkça var. Bu basketbol ayakkabısı hocam. Oha KD 11 var. Çok ilginç. KD 13, KD 11. Bunlar yazlık niye? Değil bak buraları görüyor musun? Ya. Bunu kapatayım böyle. Pazarcı. Bak çok güzelmiş. 800 lira. Vay be basket ürünleri güzel ürünler var. PG. Bunu en son kime verdiler? Bu da son fiyat görüyorsunuz arkadaşlar. Rihanna aldı aynısı. Kim? Rihanna. Rihanna diyor. Kadın basket takımlarını seviyor. Sırf süslü kaldı. Rihanna aldı abla diyor ya. Çok iyi esnaftır benim bacom. 705 yine çok iyi. Yani şu PG'lerden alasım geldi. İşte fiyatlar yani bir tık pahalı. Yani bunlar 600-500 bandında olsa kaçırmazdım. Mesela yine güzel bir ürün var arkadaşlar. 559. Bu da güzelmiş bak. 405 bu da güzelmiş. Ona bayıldım zaten. Paris Saint Germain'in bir de. Gerçi yok bu o rengi değil. Çok, bayağı güzel. Hacı bu 1200 liraya çıktı. Ben yetişememiştim. Bak, burada 664'e çıkmış. Bak 1200'e mi çıktı? 1200'e çıkmıştı. Farklı bir renge. E tamam 664'e düşmüş. Ama işte benim istediğim renk yok oldu gitti yani öyle söyleyeyim. Hangi renk? Şu son kalan bedenlere bakacağız. Şu an ayakkabıları çekmek istiyorum. Çok fazla vaktimiz yok. Hızlıca ayakkabılara kramponlar var. Antrenman var. Şunun yeşili var. Aynısının büyük ihtimal. Burası böyle çünkü. Bir arkadaşın önerisini aldım da hiç kullanmadım. Halı sahalar, antrenman ayakkabı. Şu güzel aslında bak şunlar güzel. Aynen. Değişik içi örgülü mörgülü. Ama bir 500 lira falan düşmüştü. Şöyle o taraftan geçebiliriz bence ya. Pardon. Bu da güzelmiş. Antrenman ayakkabısı olarak. Fiyatlar çok ucuz değil arkadaşlar. Şunlar son bedenler abi. Burada ekstra indirimli oluyor. Tabii her zaman o indirimi yakalayamayabilirsin. Şans. Ama bulabiliyorsun evet. Şans. Çok ilginçmiş. Bunu burada gör. Nike Alpha Dunk. Ben buradan. Instagram'dan almıştım arkadaşlar. Sana güzelmiş. Instagram modeline de benzemiyor değil yalnız. Instagram'da kaçtı ya? 350-400 falandı. 755 lira. Aa bak şunu alabilirim. React Elevate. Renew Elevate. Bunu çok soruyor çocuklar ve 410 lira. Bence gayet iyi fiyat. Bu daha ucuza düşmez. Ben bir şunu deneyeceğim. Bakayım numarası var mı? 11 var, 10.5 var mı? 10.5. Başka rengi yok mu? Şu an yokmuş. Hep 9 tam numaralar var. Buçuklu numara yok. Bir daha bir bunu kontrol edeceğim. Yürüyüş ayakkabılarımız var. Evet şunlar Joyride'larımız duruyor. Aslında Joyride'ım kardeşime vermiştim. Şunu alabilirim. Veya bunu alabilirim. Evet bir tane Joyride alabiliriz aslında. Bak giyip giyebileceğimiz en rahat ayakkabılar bunlar bence. Kardeşime Tarık'a göndermiştim ben bendekini. Ama şu sıralar koşu yapmayı düşünüyorum. Bir tane alacağım galiba. Şunun 11 numarası varsa bakayım. 9.5, 10.5. 10.5, 9.5. Yok kardeş ya bu kadar olur ha. Almak istiyorum. Tamam onda 11 var mı? 10.5, 10.5, 9, 9, 9. 9.5, 10.5. Yok ya ikisinde de 11 numara yok. Bir 10.5'unu deneyeceğim. Tık düşük modeli ama daha pahalı yapmışlar. Niye böyle olmuş bilmiyorum. Böyle. Şurada şortlar çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar ya. Janji. Evet son kalanlar bunlar. Bunlar da güzel şeyler bulunabilir abi. Mavi pijama sevenler mesela gelsin. Oo, güzel şeyler arada bulunuyor. Zayıf olan bir arkadaş gelip bunu alırsa. Burada bulursun. Bak şu çok güzelmiş. Keşke şunun small arkadaşlar. İnternette vardı almıştım. Uff harika. Ben de bulamadım işte internette. Yakalayamıyorsun ki hepsini. Ve fiyatı ne kadar? 115 lira ya. Small giyen yok mu? Gelip şunu alsın ya. Şunlar harika. Şunlar ne kadar? 224. 450'den bak. 590'dan 450'ye. Abi şu harika değil mi ya? Harika ötesi değil mi? Şego Baneto. 250 lira. Şego Baneto mu kaldı daha? Çok. 450'den düşmüş. Çok iyi. 450'den düşmüş. Şunu diyorum ben ya. Hı, gayet tatlı güzel. Evet. Her yerde giyersin abi. Aynen öyle. Ne kadar? Kafeye giderken böyle giyin. Ne kadar acı? 100 lira. Gayet tatlı. Kırmızısı. Kırmızısı da 224 lira. Askeri desin. Oo. Ya işte rahat değil ya. Bu kumaşlar biraz böyle sert kumaşlar oluyor.
O askıldan bir daha bulabilsem LB'den olsa harika olur. Ben bunu geçen almıştım. Ne kadara düşmüş? 200 lira. Ben 210 liraya mı aldım? 219 liraya mı? L'lere bakmam lazım. M'lere bakmam lazım. Small'lara bakmanın bir manası yok. L bak. Çok büyükmüş. Vay arkadaş bu ne? M de olur bana askılda. Murray. Aa Jamal Murray'in mi? Arkadaşlar bildiğiniz forma bulduk. Ne kadar? 304 lira. Eder mi? Yani eder. Şu an çok daha pahalıya gidiyor artık. Hele ki yeni zamlarla formalar... Oo. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bence bu elimdeki ona göre daha tatlı gibi geldi. 202 lira. Bu arada elimde sallıyor. Ama ben... güzelmiş. Ama çok cafcaflı ya. Baksana Paris Saint Germain. 200 küsür lira. PSG sevenler. Aynen. Fransız gibi izleyenler gelsin. Uuu şunun güzelliği. Güzelmiş. Neymiş ya bunun bedeni? L. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Vallahi güzel. Bence çok tatlı. Ne kadar bir baksana acı. Sen onu da tutsana be. Bulamıyor musun? Ya kopmuş galiba ya. Ya şu şuradan yok. Onu bir soralım bir. Ne almışlar bunu? Ona geri vermişler. Bu da güzelmiş. Baş da çok büyük lan. Bu da güzelmiş. Biraz hafif dökümlü durur ama sanki bunda yakışır değil. Dökümlü. Sanki X-Tart gibi. Biraz modeli öyle galiba. Evet pek bir şey bulamadık. Şortlarda şunları çok beğendim. Şunları çok beğendim ama siyah beyaz rengi asıl güzel renginde bedenim yoktu arkadaşlar. Bu kapşon. Şu. Bu şey biraz Nike Pro ve beyazı çok güzelmiş. Ne kadarmış? 140 lira. Belki burada ekstra indirim olabilir bunda ya. Çok da güzel abi. Dokunsana bir kumaşına. Güzel. Efsane değil mi? Air Max'lere bayıldım. Son bir şuraya girmedik seninle. Oraya girelim. Sonra da şu yürüyüşün diğer tarafına bakalım. Aa şuraya bak KD'ler var. Arkadaşlar KD'ler var. Böyle bir şey olmaz. Ne kadar oldu belli değil. Aa solcular var. Solcular var. Kaç numara bu ya? 13. 13 giyen varsa 430 33 lira. Efsane. Şu şekilde günlük modelleri de var. Arkadaşlar şuraya bakın. LeBron Witness. Dev numaraları var. Bu ne ya? 46-47. Hakikaten dev numarası. Bazen çocuklar diyor ki abi biz bulamıyoruz diyor. Çok mantıklı. Basketbol ayakkabıları bakın şurada falan da var. Gayet güzel. Aynen. Çaktırma kardeşim. İyiyim sağ olsun. Gizli gizli video çekmeye çalışıyoruz. Biliyorsun burada sıkıntı oluyor. Teşekkür ettim. Evet. Şu bakın 584 lira. Evet. Genelde Witness 360 lira. Bayağı bir basketbol ayakkabısı var büyük numaralarda. 45'miş bak mesela. Benim ayağım olabilir. Şu benim ilk basketbol ayakkabısı benim. Arkadaşlar çok fazla Witness var. Witness 3, Witness 4. Fiyatlar 534 lira. Yani çok aşırı uygun değil ama. Witness 3. Numarası çok iyi. 360 lira ya. Çok ilginç. 360 lira. Bayağı saldırıyor insanlar şu an bu ayakkabılara. Evet bu taraftan çıkalım hadi. Şu tarz gündelik ayakkabılar da var. Evet bayağı güzel bir çekim oldu. Şöyle gizli gizli çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şunu alıyorum. Bugün de böyle giyindim. Chicago Bulls'lu. Güzel oldu. Şunu alacağım. Bir iki tişörte daha bakacağım. Nike React Elevate'lere bakacağım. Arabada görüşürüz artık. Ekstra çekmeyeceğim daha fazla. Şunlar çok ilginç güzel şeylermiş arkadaşlar. Hoşuma gitti. Kalın kalın. Eğriler var. Jordan'lar var. Evet güzel. Tekrar şu futbol köşesine biraz bakalım. Şapkalarımız var. Ben size şapkaları hiç göstermedim. Birçok şapka var. Şortlar güzel. Futbol köşesinde güzel şeyler de var. Evet ben şunu çok almayı istiyordum arkadaşlar. 200 küsürlere kadar düşmüştü en fazla. Sonra tekrar arttırmışlar. Yüz koruyucu bantlarımız var. Evet futbol köşesi de harika. Şurada 139'muş. Vay bayağı indirimliymiş. Ha, o pro buradan gelmiş arkadaşlar. Bakın mavisi de var. 140 lira. Çok pahalı değil. Çok uygun da değil. Evet şimdi çıktık arkadaşlar Nike'dan. Şimdi son bir Joyride'i de aldım. Size onu çekemedim. Gösterdiğim sarı Joyride'i. 2 adet de tişört aldım. Yine hiç yoktan bu masrafa girdik. Ama umarım beğenmişsinizdir. Saklamaya çalıştım elimden geldiğince kamerayı Nike'de çünkü kızıyorlar. Yani izin vermiyorlar. Halbuki reklamlarını yapmama rağmen böyle bir durum söz konusu.
Neyse, problem de değil. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Aynen. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Hep bunu yapmak istedim. O kadar kanal aç dedim. Aç dedim, açmadı kanalı. Benim kanalımda yapıyor. En sonunda yapıyorlar ya. Tavun bu hareketi. Ya bir hatırlatıyoruz. Unutan varsa. Şuradan çıkacağız. Instit bakalım mı? Bayağıdır AVM'deyiz arkadaşlar. Yaklaşık 3-3,5 saati buldu. Son bir Instit'e bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dersi bugünlük. Sağ olun.